Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Biz bugün İstanbul stüdyomuzdayız ama merak ettiğimiz Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Yoğunluğunuzu biliyoruz, halkla olan temaslarınızı da biliyoruz. Bize de vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim öncelikle. Ve merak ediyoruz, Erzincan'daki halkla olan temaslarınız nasıl gidiyor? Yoğunluğunuz nasıldır? Öncelikle tabii biz slogan olarak kardeşliğin şehri diye ifade ediyoruz. Kardeşliğin şehri Erzincan'ımızdan tüm Türkiye'mize hürmet ve saygılarımızı sunuyoruz. Erzincan, Türkiye'nin mini bir yapısı olarak kabul edebiliriz. Erzincan'da etnik köken, mezhep, meşrep, her türlü şeyin mutlaka bir temsili, bir parçası burada mevcut. Küçük bir Türkiye'den ibaret. Onun için de biz şehri olarak kabul ettiğimiz şehrimizde bütün bu farklılıkları zenginlik olarak kabul edip birbirimizle hemhal oluyoruz. İrtibatlarımız birlikte devam ediyor. Ve Erzincan Belediyesi olarak yönetim kademimizde belediye meclisimizde Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti'den müteşekkil. Buna rağmen kararlarımızın %99'unu oy birliğiyle alıyoruz. Çünkü hepimizin ortak paydası Erzincan olarak kabul ediyoruz. Onun için de emeğimizi bu yönde şekillendirmiş oluyoruz. Evet, biraz da 31 Mart yerel seçimleri de yaklaşırken mutlaka halkımızın sizden beklentileri, arzuları oluyordur. En çok ses nerelerden yükseliyor? Yani şöyle, Erzincan'da biz 6 Şubat depremleriyle birlikte malum 1939 ve 1992 depremleriyle anılan bir şehir olduğu için kentsel dönüşüm bizim burada çok önemli bir yer tutmakta. Onun için de kentsel dönüşümü bir an önce tamamlayabiliyoruz. Kızılay Hoca Bey Mahallemiz diye bilinen, ev olarak bilinen, Yenişehir Esnaflar Kooperatifi olarak bilinen 13 Şubat Çarşısı, askeri lojmanlar, polis lojmanları olan yerlerin tamamının kentsel dönüşümünü çok şükür sağladık. Acele kamulaştırma kararlarını aldık. 3 yıl içerisinde iki mahallemizi yeniden şekillendirdik ve şu anda hemen hemen %50'sinden fazlası oturuyor vaziyette. %50'si de tamamlanmak üzere. Kentsel dönüşümünü tamamladığımız alanlar bittikten sonra 92 depreminde özellikle aralarda kalan, kentsel dönüşüme ihtiyaç olan yerlerin mutlaka yeni belirlenen kanundan da güç alarak şekillendirme gayreti içerisindeyiz. Bu konu önceliğimiz. Akabinden tabii ki sosyal alanların geliştirilmesi noktasında da beklentiler yüksek. Bu alanda da mesire alanları, sosyal etkinlik alanları ve bunlarla ilgili plan ve projeleri hayata geçirdiklerimiz var. Geçirmek üzere planladıklarımız var. Bununla ilgili de emek yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Başkanım, siz de bilirsiniz, hem depremin vermiş olduğu bir hasar var, ülkemizi derinden etkileyen bir hasar. Ama bir de ekonomik koşullar var ki son zamanlarda şu haberleri çok fazla yapıyoruz. İşte batıdan ziyade insanlar doğuyu da artık kendi memleketleri olması dolayısıyla ya da tanıdıkları bildiklerinden dolayı ya Erzincan'da şöyle güzel bir yaşam var deyip oraya da göç eden artık göçün hani diyoruz ya tersine bir göç diye aslında yeni yeşeren bir yerde daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bunun da tabii ki kentsel dönüşümün çok fazla faydası var. Ne kadar insanlarımız gelip gitmekte, bunun bir rakamı varsa onu da almak isteriz. Tabii ki gelip giden insanlarımız var, özellikle İstanbul'dan bizim bu yoğunluklu. Ama şunu biz politika olarak kendimiz anlayışımız. Birincisi üretken belediyecilik, ikincisi de insanları doğduğu yerde doyurabilme gayreti. Evet. Biz bunların geçtiğimiz yıllarda uzun bir arayla göçe mecbur kalanların artık maalesef şu anda bir takımı işlerini
düzene koyabilme gayretinde olanlar varsa onlar orada, büyükleri buraya gelmekte. Ama yeni iş imkanları, yeni iş alanları oluşturulabilmek durumunda olmayınca bu tersine göçü bizim sağlama şansımız iyi bir derecede olmayacaktır. Onun için devletle vatandaşın işbirliği yaparak, yerel yönetimlerde bunlara güç katarak mutlaka geldiğinde kendi ayakları üzerinde durabileceği bir iş imkanı oluşturmamız gerekiyor. Evet, Erzincan istihdam. olarak güçlü yanımız, evet, bu istihdam derken Türkiye'de yanlış anlaşıldı. Bir takım yanlış uygulamalarımız da belki hayat buldu. Bunları yeniden gözden geçirip doğru planlamamız gerektiği kanaati bende var. Önerim şudur. Erzincan'da tarım ve hayvancılık güçlü yanımız, akabinden turizm var. Bunlar üzerindeki projelerin köylerde desteklenerek daha rahat, daha ucuz maliyetli yaşam alanları oluşturarak onların orada belli kriterlerle hayatlarını devam ettirmesini sağlayabilirsek eğer, hem o coğrafya boşluk kabul etmiyor, alt gelir grubundaki insanların oralarda kaderine terk edilmemesi anlamında bu projeler hayata geçirilip aslında bütüncül bir kalkınma planı oluşturmak gerekiyor. Onun için de sosyal sigortaların mutlaka prim desteği vererek ve gerekirse asgari ücretten onlara belli kriterler tanımlayarak, mesela hayvancılıkla uğraşacaksa 10 tane büyükbaş hayvana bakacaksın, bunun 3 tane danasını Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edeceksin gibi, ya da 100 dönüm yerin kuru fasulye ektiyse eğer bunun çıkan ürünün %20'sini devletin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim etmek kaydıyla onu güvence altına alabilirsek daha üretken bir toplum oluşturacağımız kanaatindeyim. Bu kriterleri yerine getirmek için de şehirci havasından sıyrılarak köylere yerleşmesini sağlarız diye düşünüyorum. Şimdi başkanım, hepimiz çok iyi biliyoruz ki biraz da Doğu halkı, hani tam bir genelleme yapmak istemiyorum ama biz İstanbul'da ya da büyük şehirlerde yaşayan insanlar gerçekten trafiğiyle, yaşam koşullarıyla gerçekten büyük bir zorluk yaşıyoruz. Ama orada daha doğayla iç içe, hani üretkenlik olduktan sonra teşvikler anlamında, insanları sahip çıkmanız anlamında büyük katkılarınız olduğundan da yine bahseder misiniz? Yani şöyle, bizim talihsizliklerimizi önce söyleyeyim. Yani bizim okuyan gençlerin yaptırdığımız bir ankette %96'sı geriye dönmüyor. Çünkü onlara burada oluşturulan herhangi bir iş imkanı olmadığında metropol şehirlerde bu imkanları zorlamaya çalışıyor. Ama son zamanlarda artan kira durumu da maalesef artık yaşanılmaz olmaktan büyük şehirlerde bunu tekrar geriye dönüş olarak, onun için bizim bir eylem planı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada biz Erzincan Belediyesi olarak israf etmediğimiz için okuyan kesimi de içinde barındırmak ve bayan kadın istihdamını da hesaba katarak yaklaşık 1200 kişiyi istihdam ettik. Yani bu Erzincan Belediyesi ölçeğinde ciddi bir rakam, bütçemizi zorlayarak. Ama bizim temelde üretken belediyecilik anlayışımızla burada kaynaklar da üreterek bunu başarabildik. Bugün geldiğimiz son noktada 1200 istihdam yapılan bu sayının içerisindekinin %50'si ne yazık ki 4 yıllık fakülte mezunu. Ve onların mezun oldukları alanda da iş tarif edemedik. Belediyecilik malum hangi işleri yaptığı biliniyor. Onlar üzerinde onları değerlendirdik. Kadın istihdamı noktasında tekstil atölyesi oluşturduk. Diğer taraftan Erzincan maden suyu işletmesini, fabrikasını kurduk. Orada Türkiye'ye satmak kaydıyla birlikte oluşturduğumuz konut projeleriyle dinamizm oluşturduk ve bunlarla elde ettiğimiz kaynakları bizim insanımızla paylaştık. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani belli bir sınırı var tabii belediyelerin de istihdam noktasında. Bizim en büyük problemimiz aslında vasıfsız olan bu insan kaynağını
kurumsal kimlikler altında disiplinize ederek üretime katmak. Eğer bunu başarabilirsek, bu konuda Sayın Valimizin de destekleri çok fazla. O da bu şehirde istihdam noktasında neler yapabiliriz, ekile ne kadar alan varsa ekilsin diye kendilerinin de gayretleri var. Bizim de bu konuda katılım sağladık. İnşallah Erzincan'da 1990'lı yıllarda üretilen 40 bin tonluk kuru fasulye, 40 bin ton şeker pancarı, 20 bin ton kuru soğan, 20 bin ton kayısı, 20 bin ton elma gibi ürünlere tekrar kavuştuğumuzda Erzincan 750 bin nüfusu barındırabilecek aslında bereketli topraklara sahip bir il. Doğunun incisi. Onun için de biz bunları hayata geçirmek için gayret ediyoruz, temellerini atıyoruz. İnşallah ikinci dönemimizde bunu şekillendirmiş olacağız. Başkanım, bir de gastronomiden ve tabii ki tarihi bir kent olmasından da bahsetmek istiyorum. Bunun tanıtımlarının yapılması anlamında girişimleriniz nelerdir? Şimdi biz tabii coğrafi işaret alınan ürünlerimiz var. Bu coğrafi işaret alınan ürünlerimizi daha belirgin bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Evet. Tulum peynirimiz çok kıymetli. Evet. Kesme kadayıf dediğimiz kadayıfımız var. Sarıç diye bilinen o cevizle üzümün buluşturulduğu bir yerel ürün söz konusu. Bunun gibi Erzincan maden suyumuz var. Bunları hayata geçirdiğimizde sayılarını da artırarak aslında markalar oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için de bu konuda gastronomi konusunda bizi bu depremler göçe zorladığı için aslında tarihi şeylerimizi de kaybetmişiz depremlerde yapıları. Evet. Kültürel farklılıklar da oluşmuş. Daha çok böyle olan göç trafiği yaşandığı için şu anda yeni yeni artık hayat bulmakta ve bunun içinde emek koymaktayız. Erzincan döneri mesela çok meşhurdur. Ama bilinirliğini artırmak için Avrupa'da da birçok hemşerimiz bu konuda emek koymakta. İnşallah daha da geliştiriyor olacağız. Başkanım, son olarak şunu da söylemek isterim. Erzincanlı iş insanları, Erzincanlı belki yurt dışında yaşayan insanlarımız da var. Onlara da bir seslenmek isterseniz, ne söylemek istersiniz? Onlara şunu söylemek istiyorum. Geldiklerinde de zaten kendilerine bizim EKEV diye bir kuruluşumuz var, vakıf. Ersiyat var ve Avrupa'da da olanlar var. Biz Erzincan'da yaşayanlar olarak ve Erzincan Belediye Başkanı olarak onlardan talebimiz, onlar zaten buradan giderken sadece ellerinde valizleriyle gittiler. Ve çok şükür Erzincanlı ne kadar iş adamı varsa bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Her gittikleri yerde hakikaten Erzincan'ı hakkıyla temsil ettiler. Kazanımlar elde ettiler. Biz onlardan yatırımdan ziyade biz balık tutmasını öğrenmek istiyoruz. Kendi işimizin patronu olmak istiyoruz. Bizi üretebileceğimiz ürünleri pazar açmalarını talep ediyoruz. Yani biz burada üretime sahip çıkalım falan ama dünya pazarına açılacak şekilde tekstilinden işte diğer cimin üzümü diye bilinen ürünümüze kadar birçok şeyi pazarlara açarak kendimizi geliştirdiğimizde kendi kendine yetebilen, gelişebilen bir şehir konumuna gelebileceğimiz kanaatindeyim. Peki başkanım, çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp da bize katkılarınızı sunduğunuz için, biz de eğer elimizden geldiği kadarıyla bir nebze olsun sizin aktarımlarınızı yansıtabildiysek ne mutlu bize. Son sözlerinizi de almak isteriz başkanım. Yani bütün Türk milletine başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah bütün kötülüklerden korusun diyorum. Üretken belediyecilik anlayışıyla 31 Mart 2024'te göreve talip olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. İnşallah daha güzel bir Erzincan için hep birlikte el ele vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz başkanım. Kardeşliğin kenti Erzincan'a buradan da İstanbul stüdyomuzdan da samimi haber olarak yine sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için ben başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar. Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Raksun bizlerleydi ve Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.